Ve sen eksiktin Irmak. Efendim Irmak Hanım. Sermet Bey, bizi böyle bıraktınız evde canlı meraktan öldük. Ne oluyor orada? Ablam aradı şimdi, o da tam anlamamış. Hemen konuşmak istiyorum ben Fırat'la. Telefonu verir misiniz lütfen? Tamam tamam, veriyorum Fırat'a. Irmak. Efendim Irmak. Önemli bir şey yok. Soygun işte. Yani niye hala evde canlı? Ne yapıyor lan bu deniz? Amacını anlamıyorum ki arkadaş. Tamam gidecek elbette eve de yani. Nerede ki bu saatte? Allah Allah. Buyurun Deniz Hanım. Şey, yolda mısın? Yani müsait misin? Kapatabilirim. Yok yok ben müsaitim de siz değildiniz herhalde. Ne oldu? Uyudu mu Can Bey? Irmak söyledi de Can sizde kalıyormuş. Ay yok ya, ben evde değilim, Narin'de kalıyorum. İşte Irmak'ın işgüzarlığı tuttu çocuğu. Sürükledi bizi. Çocuğumun aramızı yapacak. Kırarım o Irmak'ın bacaklarını ha. Deniz, gönder şu adamı evden ya. Yok ya, ben ona gitmeyince eve şey, o gider kendi evine. Çocuk o kadar onursuz, gurursuz değil yani sonuçta. Neyse. Sen nasılsın? Şimdi hani Fırat bulundu ya, gözün aydın, iyisindir herhalde. Bir şey soracağım ben. Şimdi bu kadar adam kurmalar falan, bu nasıl oluyor bu soygun işi? Şimdi böyle güzel bir gecede biz seninle bunu mu konuşacağız ya? Hı. Eve gelmiş. Yatağa uzanmış. Kulağımda senin güzel sesin. Yok ya, işte benimki meraktan, boş ver. İyi. Tamam o zaman ne konuşalım? Bak ben Nari'nin bahçedeyim şimdi. Sahilden dalga sesleri buraya kadar geliyor. Bak bakalım duyabilecek misin sen de, bir dinle beni bak. Deniz, ne yapıyorsun kızım bu saatte? Soğukta. Fotoğrafını çekiyorum. Neyin fotoğrafını çekiyorsun? Sahilin, denizin. Denizin. Bak. Sen gelsene biraz buraya. Gel gel, bir içeri gelsen. Arkadaş bu kız benim içime işlemiş ya. Başkasını seviyoruz, hala sesini duyduğumuz zaman manyıyoruz. Ne oluyor ya? Ben sabahleyin Gürbüz'le konuşayım bu mevzuyu ya. Ne oluyor arkadaş ya? Ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu bana, ver. Hayda. Bana bak, ver bu telefonu yoksa son aramalara bakacağım. Kiminle konuştuğunu söyle. Tamam be bırak. Sermet Bey'le konuşuyordum. Ne konuşuyordun Sermet Bey'le? Ay ne konuşacağım ya? Ne konuşacağım ben Sermet Bey'le? Kızın nikahı var, gelin hep beraber kalabalık olun. Kız öyle tek başına evlenmiş dedim. Ne konuşacağım Sermet Bey'le ben? Allah Allah. Ergenken benim annem yoktu. Allah seni verdi benim başıma. Baskıcı anne yoksunluğu çekmeyeyim diye. Bu ne ya? Benim şimdi işim var. Benim şimdi işim var. O işlerim benim bir bitsin. Ben seni bir hizaya sokacağım, bir alacağım böyle. Bir yatıracağım masaya, bakacağım her şey, tamam mı? Sen şimdi rahat rahat ne istiyorsan yap ama sonra bunun hesabını falan vereceksin, tamam mı? Tamam. Hadi. Ne yapıyorsun acaba? Yat hadi. Ver ben telefonunu şarja koyayım. Var şarjımı. Tamam hadi yat sen şimdi. Yat 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 yat. Sabah erken kalkacağız, çok işimiz var hadi. Allah'ım yarabbim ya. Yattım daha ne yapayım? Örteyim ben, üstünü örteceğim. Al al. Hadi. Bürtme, bürtme. Dur. Delirdi ya. Delirdi. Baskıcı anne manyaklaştı ya. Ne yapıyorum sanki? Alo. Sermet şimdi. Narin gelince ben seninle konuştuğumu söylemek durumunda kaldım. Dedim ki ona. Yani Şahide'nin şeyi var ya, düğünü, nikah. Ona çağırmak için şey yaptım dedim. Aradım dedim, sen de bozma beni, tamam mı? Ha, kısaca anladın herhalde. Yarın nikahı var Şahide'nin, saat 1'de Kadıköy'de. Toplanıp gelin. Kız yalnız kalmasın, olur mu? Tamam tamam, geliriz. Sana da tatlı rüyalar. Tamam, kapat. Ya sen kapat. Tamam, önce sen kapat. Ya kapat kızım hadi Allah aşkına ya. Lan liseli gibi oldu. Şu halimize bak ya. Allah Allah.
İyi geceler. Ailesini aradım işte. Hadi bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.